Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz, normalde şöyle göstereyim. Set üstü bir ocak veya altı fırın üstü ocak da olabilir bu. Profilo'nun. Eğer ki ocağınızın ateşleme bujilerinde, şöyle gösterelim. Buna ben size tam göstermek adına şöyle bir malzeme bırakayım. Temas etmediği zaman ateşleme yapmayabiliyor çünkü. Şimdi çakmağı ateşlediğiniz zaman arkadaşlar şu an şunu da görüyorsunuz, ateşi bakın. Bu atıyor. Aynı şekilde bu da atıyor. Tornavidaya şu an sabitleyebilirsek, evet gördünüz, bu da atıyor. Yalnız şu gözümüz ateşleme yapmıyor. Bu gözün ateşleme yapmayışı da kullanımda sıkıntı çıkartabiliyor. Buji sağlam. Buji dediğimiz hangisi? Onu göstereyim. Şu buji arkadaşlar, iki tane olur. Şu buji değil. Bu ısıyı algılayıp da sönmemesini sağlayan ucudur. Şu bujidir. Bunun kırık olması durumunda, çatlak olması durumunda ateşlemeyebilir ama sağlamsa, herhangi bir sıkıntı yoksa dışında ve elektrikten çekin bu arada, bu işlemleri kendiniz kontrol edecek olursanız, şu kablolarında bir problem yoksa, kopma yoksa alt kısımlarından, neden kaynaklanabilir? Ateşleme bujisi şurasıdır, manyotası. Şu arızalı olabilir. Çıkışında tabloda erime olabilir veya bununki gibi çok basit ama bulunamayacak bir arıza da olabilir. Bunu da mesela şu an gösterebilirsem, giden kablo şu kablo, tam şu borunun alt kısmından, şöyle göstereyim, tam şunun alt kısmından arkadaşlar, şuradan kablo açılmış. Kablo açıldığı için şimdi oradan ateşe bir dikkat edin. Basacağım tekrar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an arkadaşlar bakın, tam tornavidanın şu arada ateşi görebiliyor musunuz bilmiyorum, ışık yandığı için. Işığı bir kapatayım. Evet arkadaşlar, şu an görüyorsunuz bakın. Tam şurada kaçak var kabloda. Gördüğünüz gibi bakın, tornavidanın ucuna bakın, ateşi görüyorsunuz. Buradan kablo çatlamış veya kırılmış. Şu giden gaz borusuna direkt kıvılcım, yani manyotanın ateşini oraya atıyor. Bu kablo normalde gidip şuna vermesi gerekirken gücü buradan kaçırdığı için, direkt boruya verdiği için manyotanın ateşini, buradan ateşleyemiyor bucuyu. Dolayısıyla bunun arızası bu şekilde. Sizin eğer ki kullandığınız ocaklarda, fırınlarda da bu şekilde bir tek gözde yanmama durumu varsa, ateşleme yapmama durumu varsa, bu sorun olma ihtimali var arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu manyotalarda elektrik yüksek olabilir. O yüzden kendiniz işten anlamıyorsanız mutlaka bir tamirciden veya servisten yardım alın. Video harici bilgi için de lütfen şehir dışı aramayalım. Görmeden bir şey diyemeyiz. Herkese kolay gelsin.